Arkadaşlar hayırlı günler. Bugünkü konumuz 24. söz. 24. söz Esma İlahiye'ye çok güzel bir bakış açısı getiren bir konu. Bugün hep beraber irdeleyelim. Çünkü tasavvufta da çok önemli bir konu gerçekten Esma İlahiye. Cenab-ı Hakk'ın Esma İlahiyesini bir de 24. sözün bakış açısıyla tanıyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Birinci dal. Nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları, raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları, saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakim adil ve mülkiyede sultan, ve askeriyede kumandan-ı azam ve ilmiyede halife. Evet, yani bunu günümüze uyarlarsak, mesela bir başbakan var veya bir genel başkan var. Ama o genel başkan hem Sağlık Bakanı'nın, hem Eğitim Bakanı'nın, hem belki Aile Bakanı'nın, Çevre Bakanı'nın da üzerinde. Yani öyle bir başkan ki hepsini o yönetiyor. Bütün hepsi ondan soruluyor, ondan geçiyor. Mesela padişahı düşünecek olursak hem ilmiyede başkan, hem kanun koymada başkan, hem belki milletin bütün sorunlarını çözmede bir başkan, idarede bir başkan. Yani bir kumandan-ı azam, genel bir halife, genel bir padişah. Her şeye bakan bir padişah. Ama bu padişahın da her bir dairede bir mümessili var. Bu zatın, bu padişahın her bir dairede bir mümessili var. Mesela Rabbimizi düşünecek olursak, Rabbimiz Merhamet dairesinde Rahman ismiyle, Şefkat dairesinde Rahim ismiyle, Güzellik verme dairesinde Cemil ismiyle hakimdir. Ama aslında orada bütün hepsinin kumandanı tek bir zattır. O da Rabbimiz, Allah ismi şerifi bütün bu isimleri içine alıyor. Devam edelim. Daha buna kıyasen sair isim ve ünvanlarına bilsen anlarsın ki bir tek padişah saltanatının dairelerinde ve tabaka hükümet mertebelerinde 1000 isim ve ünvana sahip olabilir. Evet, yani nasıl ki bir başkanın 1000 tane icraati, bir başbakan 1000 tane icraatten sorumludur. Her bir bakanın icraatinden, her bir bakanın altındaki icraatlerden sorumludur o genel başkan. İşte bütün Esma İlahiye, binlerce olan o Esma İlahiye aslında bir zatın hakimiyetindedir. Bir zatın fiillerini biz o isimlerin fiilleri olarak müşahede etmekteyiz. Güya o hakim her bir dairede şahsiyet-i manevi haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve nazırdır. Evet, biz şöyle diyebiliriz. Yani sağlıktan da sorumlu olan başbakandır, eğitimden de sorumlu olan başbakandır, aileden de sorumlu olan başbakandır. Sanki her bir bakanlıkta başbakanın bir telefonu, bir mümessili, bir kalemi varmış gibi düşünebiliyoruz. Aynen öyle de. Rabbimizin her dairede mührü vardır. Rabbimizin her dairede bizzat kendi zatıyla orada o dairede oluşacak fiilleri yansıtılacak, tecelli edecek bütün fiilleri Cenab-ı Hak yaratmaktadır ve bütün işler ondan gelmektedir ve bütün işler ona dönmektedir. Ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle meşhut ve nazırdır, görünür görür ve her bir mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle mutasarrıf ve basirdir, idare eder, bakar ve öyle de. Evet, her bir dairenin arkasında Rabbimiz görür, bilir, bütün bilgiler ona aittir. Bütün bilgiler ondan gelir ve bütün neticeler ona döner. Her yerde o hazır ve nazırdır, bütün dairelerde. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün dairelerde Cenab-ı Hak hakimdir. İşte burada bizim Cenab-ı Hakk'ı tanımamız için isimleri devreye giriyor. Ezel ve ebed sultanı olan Rabbül Alemin için rububiyetin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şe'en ve namları, uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları ve haşmet numa icraatinde ayrı ayrı fakat birbirine benzer temsil ve cilveleri, kudretinin tasarrufatında başka başka fakat birbirini ihsas eder ünvanları var. Evet, bütün Esma-i İlahiye birbirine bakar.
Cemil ismiyle Rahim ismi, Rahman ismi, Müzeyyin ismi, bunun gibi Halim ismi, Semih ismi, Basir ismi. Cenab-ı Hakk'ın bildiğimiz bilmediğimiz isimleri beraber hareket ederler, beraberdirler. Birbirlerinin mümessilidirler, temsilcileridirler. Birbirleriyle münasebettardırlar. Sanki birbirlerinin içinde gibidirler. Biraz sonra gelecek bir temsilde anlatacak zaten. Şimdi bir kristali düşündüğümüz zaman, kristale yansıtılan bir ışık tek ışıktır. Fakat kristalden geçtikten sonra 7 rengi ayrılır. Sanki orada kırmızı, mavi, yeşil, sarı gibi böyle renkler müşahede ederiz. Aynen Rabbimizin zatıyla her yerde hazır ve nazırdır. Fakat ayrı merceklerden bakarsan bir yerde kırmızı ışığı müşahede ettiğin gibi Cemil ismini çok müşahede edebilirsin. Bir noktadan bakınca sarı ışığı müşahede ettiğin gibi Rahman ismini çok müşahede edebilirsin. Fakat aslında ne Rahman cemalden ayrıdır, ne Cemal Celal'den ayrıdır, ne Rahman Rahimiyet'ten ayrıdır, ne Kabız Basıt'tan ayrıdır. Yani ne de Basir Semih'den ayrıdır. Hiçbirisi ayrı ayrı değildir. Fakat bakış açılarımıza göre orada hakim olan bir esma ilahiye vardır. Devam edelim. Ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı var. Ve efalinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufatı var. Ve rengarenk sanatında ve mütenevvi masunatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti var. Bununla beraber kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı tecelli eder. Fakat her bir taifede yaratılmış olan her bir şey alemdir. Her bir şeye alem diyoruz biz. Yaratılan her bir şeyin üzerinde bir esma ilahi hakimdir. Mesela belki bir su damlasını düşünecek olursak, su damlasının üzerinde hakim olan isim Latif ismi şerifi olabilir. Ben buna tam vakıf değilim. Ama Hazreti İsa aleyhisselamın üzerinde hakim olan isim Kadir ismiydi. Hazreti Musa aleyhisselamın üzerinde hakim olan isim Kelam sıfatıydı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamda hakim olan isim bütün isimler. Yani Allah ismi şerifi hakimdi. İşte her bir mahlukatta da, karıncada da, arıda da bir ismi şerif hakimdir. Hakimdir. Diğer isimler o hakimiyet içerisinde, mesela hangi isim hakimse, mesela Rahman ismi hakimse, orada Cemil ismi, Rahim ismi, Kudüs ismi, o Rahman ismi şerifinin, Rahman ismi dairesinde hareket ederler. Orada başkan bir nevi Rahim ismidir. Başka bir varlıkta hakim olan Kadir ismidir. Başka bir varlıkta hakim olan başka bir isimdir. İnsanlar için de böyle. Bir insanda hakim olan isim birisinde Kudüs ismidir. Başka bir insanda Semi ismidir. Başka bir insanda Mütekellim ismidir. Bunun gibi ama bunun tabii ki bizler bilemeyiz. Belki mana gözüne açıldıkça, belki seyri kalbimizi, seyri ruh halimizi yaptıkça bu keşfiyata ulaşabiliriz. Bununla beraber kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı tecelli eder. O isim o dairede hakimdir, başka isimler orada ona tabidirler. Belki onun zımnında bulunurlar, hem mahlukatın her bir tabakasında az çok küçük büyük, has ve am, her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır. Yani o isim her şeye muhit ve am olduğu halde öyle bir kas ve hemiyetle bir şeye teveccüh eder. Güya o isim yalnız o şeye hastır. Hem bununla beraber Halik-i Zülcelal her şeye yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden Halik isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut, ta bütün kainatın harika olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin. Şimdi Cenab-ı Hak her şeye yakındır. Fakat her şey ondan 70 bin perde misalince
Bu da kesretten kinayedir. Bunu 70 binde yapabilirsiniz, 70 milyon da yapabilirsiniz, 70 milyar da yapabilirsiniz. Ama her şey Cenab-ı Hak'tan bu kadar uzaktır. Mesela güneş her birimize yakındır. Fakat her birimiz güneşten fersah fersah uzağız. Böyle bundan anlamalıyız ki her birimizin üzerinde Cenab-ı Hak isimleriyle bize yakındır. Tecellisi ona hastır. Hem de andır. Hem geneldir hem de bize hastır. Yani hem ehadiyetiyle hem de vahidiyetiyle. Ehadiyeti sadece bana. Vahidiyeti bütün mahlukata. Mesela ehadiyeti sadece bana rahmetiyle tecelli etmesi. Vahidiyeti bütün mahlukata rahmaniyetiyle tecelli etmesidir. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halik isminin müntehasına yetişirsin. Daire-i sıfata yanaşırsın. Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar. Evet, demek ki şuunat Cenab-ı Hakk'ın işleri birbirine bakar. Hiçbir iş bir işinden kopuk değildir. Yani bulut yağmur yağdırıyorsa, topraktan su buharlaşıyorsa, toprağa karıncalar eşeliyorsa bunlar bu fiillerin hepsi birbiriyle irtibatlıdır. Cenab-ı Hakk'ın şuunatı hiçbirisi birbirinden kopuk değildir. Bütün işler, bütün isimler birbiriyle hareket etmektedir, birbiriyle münasebettardır. Hani kainatta gördüğümüz bu uyum Cenab-ı Hakk'ın zatındandır ve isimlerinin bir zatın emriyle, bir zatın ışığıyla tecelli etmesinden kaynaklanıyor. Ve ünvanlar birbirini ihsas eder ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder ve rububiyetin mütenevvi terbiyeleri birbirine imdad edip muavenet eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isim bir ünvan ile bir rububiyetle ve hakeza tanısa başka ünvanları, rububiyetleri, şenleri içinde inkar etmesin. Mesela Kadir ve Harik isminin eserini görse, Alim ismini görmezse gaflet ve tabiat delaletine düşebilir. Belki lazımdır ki onun nazarı karşısında devamlı huvallah huvallah okusun ve görsün. Onun kulağı her şeyden kul huvallahu ehad dinlesin ve işitsin. Ve lisanı la ilahe illallah desin, ilan etsin. İşte Kur'an-ı Mübin Allahu la ilahe illa huve lehül esmaül hüsna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlere işaret eder. Eğer o yüksek hakikati yakından temaşa etmek istersen git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor ne diyorsunuz de. Elbette ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar dediklerini işiteceksin. Demek ki bir deniz ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar isimleriyle hareket ediyor. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor ne diyorsunuz de. Elbette ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim diyecekler. Bütün yavrulara sorun. Ya Cemil ve ya Rahim isimlerini aykıracaklar. Semayı dinle. Nasıl ya Celili Zülcemal diyor. Varza kulak ver. Nasıl ya Cemili Zülcelal diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl ya Rahman, ya Rezzak diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl ya Hennan, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Latif, ya Atuf, ya Musavvir, ya Münevvir, ya Muhsin, ya Müzeyyin gibi çok esmayı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün Esma-i Hüsna'yı okuyor. Cephesinde yazılı, sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir musikayı zikriyedir. En küçük name, en gür nagamata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor ve hakeza kıyas et. Fakat çendan insan bütün esmaya mazhardır. Görünüşte insan bütün esmaya mazhardır. Fakat kainatın tenevvünü ve melaikenin ihtilaf ibadatını intac eden tenevvü esma insanların dahi bir derece tenevvüne sebep olmuştur. Fakat esma ilahiye mertebelerindeki veya hakim olan isimlerimizin farklı olmasından dolayı hepimiz çeşit çeşitiz. Suretlerimiz gibi siretlerimizde, tabiatlarımızda, istidatlarımızda, kabiliyetlerimizde farklı farklı. Enbiyanın ayrı ayrı şeriatleri, evliyanın başka başka tarikatları, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri şu sırdan neşet etmiştir. Mesela İsa aleyhisselam sair esma ile beraber Kadir ismi onda galiptir. Ehli aşkta Vedud ismi, ehli tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hakimdir. Demek ki İsa aleyhisselam da Kadir ismi, aşk ehlinde Vedud ismi. Başka ne ifade etti? Tefekkür ehlinde Hakim ismi.
Tabiplerde Cenab-ı Hakk'ın ona göre bir ismi, değil mi? Şifa veren, şafi ismi hakimdir. Bunun gibi daha irdeleyeceğiz inşallah. Çok harika bir konu. Ben bu 24. sözü çok seviyorum. Yani bütün zaten eserler harika. Tekrar irdelemeye devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Sizi yorduysam, sıktıysam kusurumuz affola. İnşallah bu konu devam edecek.